Arkadaşlar merhabalar. İstanbul çalışmaları bitti. Bunu yine birlikte kaydını yapacağız. Çalışmasını birlikte yapacağız. Sezon hepimize hayırlı uğurlu olsun. Umarım güzel kazançlar elde ederiz. En azından kaybetmeyiz. Cebimizdeki paranın kıymetini bilelim derim her zaman için. Mümkün mertebe bütçemiz oranında bahisler yaparak iştirak etmeye çalışalım. Zorlu, güzel bir program. Çok da zevk alarak çalıştığım bir program oldu. Çalışmalar bitti. Üzerinden tekrar bir daha beraber geçeceğiz. Umarım yarın da faydasını görürüz. Şartlı 1 ile başlıyorlar. Ben şartlı 1'lerde genelde çok dediğim yani favori plaseyi bulundurmayı tercih ediyorum. 7 ve 9 nolu safkanlar favori. 4, 5 ve 10 nolu safkanlar da bu yarışın plasesi durumunda arkadaşlar. Yarınki tekrar gözden geçireceğim değerlendirmelim olacak. Ama bugün için söyleyebileceklerim bu. Şartlı bir yarışlar ağırlıklı favori plase biter. Saatçi arkadaşlarımız, sahadaki arkadaşlarımız daha net direk atlar bulurlar. Umarım bizleri de yanıltmazlar verdikleri galoplarla. Böyle diyeyim. Atları çünkü biz görmüyoruz. Onlar görüyorlar ki genelde de bilirler birinci olacak ya da ikinci olacak safkanları. Bu atlar arasından birincilik bekliyorum. Favori 7 ve 9 numaralı safkanlar olacaktır arkadaşlar. Handikap puanları olmadığı için ancak bu kadar yorum yapıyorum. Galoplarına değil, orijinlerine bakıyorum. Orijinlerden de atlar, at yarışlarında atlar annelerden gelir arkadaşlar. Kalite anneden gelir. En azından bu kısa bilgiyi de vermiş olayım. Birçoğunuz biliyorsunuzdur ama bilmeyen arkadaşlar için de bilgi olsun. Anne hattı iyi ise, anne iyi ise iyi safkanlar ortaya çıkar böyle birine. Geldik ikinci koşusuna. Handikap 16, Handikap 1 bir yarışımız var. Burada size göstermek istediğim bir şey daha var. Çalışmalarımız var demiştim. Benim kendi arşivlerimden çıkan daha önce böyle bir yarış gerçekleşti arkadaşlar. Handikap 16, Handikap 1'in bir yarışıydı. 10 numaralı Bekir'in yarış kazandığı bir yarış sonucuydu. Bu çalışmalarımda Bekir kalite puanı olarak iyi yerde duruyordu. Kilosu da uygundu geldi. 17, 3, 5 bitti bu yarış. Neden bu yarışı aldım getirdim buraya koydum? Sebep şu, Lizardon'la Bekir'in aynı yarışta olduğunu göstereceğim size. 51 kilo 63 kilo ile Lizardon ve Bekir'in yarışında. Tabi Bekir yarışını kazanırken Lizardon yarışa karışmadı bu totosuna, bu gücüne rağmen. Sebebi kiloydu arkadaşlar. Handikaplarda kalite puanları etkili olsa da kilolar etkilidir her zaman için. Önemli olan budur. Öncelikle bunu anlatayım. Şimdi yukarı çıkacağız. Sadece bu iki atı göstermek istedim. Yukarı çıktığımızda bakın kilo farklarının nasıl değiştiğini göreceksiniz. Bunu tekrar kapatalım. 59,5'a 54 kilo. Orada yaklaşık 11 kilo fark var iken burada 5,5 kiloya indi farkı. Yaptıkları dereceler var. 18, 25, 2000, 2100 metrelerde. Şu anlama geliyordu. Bu kilonun kapanması, aralarındaki bu kilo farkının kapanması derece farkının da kapanacağını gösterir. Yani bu mesafeyi 2100 metre için mi bu 3 ve 5 nolu atlar yakın ara bitireceklerdir. Peki niye bu iki atı aldım özellikle? Grubu incelediğimde, performans çalışması yaptığımda bu iki safkanın önüne geçebilecek safkanın ben tespitini yapamadım. Normalde hafif kilolu atlardır tercihim. Büyükte kalan, kalite puanı yüksek olan 9, 11 ve 2 tane dişi safkanımız var. Onlardan beklentim olacaktı ancak yarışları, durumları pek iç açıcı değildi. O yüzden yukarıya kazanç bölgesine gittiğimde bana 3 ve 5'in beraber koşacaklarını, yarışını beraber bitireceklerini söyledi ki aynen aktarmış olayım ben de size. Burada bir iki nolu safkanımız var. Şahin Semih uzun bir ara verdi. 6 ayının üstündekileri işaretledim ben yukarıda kalanları. Kilosu 62. Arkadaşlar iki nolu Şahin Semih bu grubun atı değil. Eğer Şahin Semih ben koşmak istiyorum derse bu grubun atı değil, kimseyi rakip tanımaz. Kilo da bakmaz. Böyle atlar yukarıda kalırlar. Kalite puanı 60 bakın. Kimseyi dinlemez. Grubu basar geçer. Öyle söyleyeyim en azından. Bu bilgiyi aktarmış olayım. Diğer kalitede kalan atlarımızın performansları kötü olmalarından dolayı önermedim. Önermeyeceğim de.
Önceliğim 3 ve 5 birlikte yazılmalı. 2. Çok at yazan arkadaşlara, dediğim gibi koşmak isterse ara vermiş, galoplarına baktım tek galobu var, pek hoşuma gitmedi. Koşmak isterse grupta at tanımaz, kimseyi tanımaz. O kadar yukarıda bir at kalite bakımından. Peki bu 3 atın dışına çıkarsa ne olur? Onun da cevabını kısaca vereyim. 9 nolu Neşet'in ve 11 nolu İstam. Daha önce bu atlar birbirleriyle koştular. Bekir bu 2 atımızı da son koşusunda çok rahat geçti. Lizardon da vardı aşağı yukarı bu beraber koştuklarında. Form durumu olarak Bekir ön planda bu yarışta. Ama bu üçlüden de yarış gelmeyecekse şayet, çok at yazan arkadaşlara 9 ve 11 nolu safkanları önermiş olayım. Benim tahminim 3-5 birlikte düşünülmeli. Dediğim gibi 2 koşar derseniz mutlaka yanına ekleyiniz bu atları. Evet, handikap 16. Ben de böyle çıkıyor arkadaşlar. Umarım yanıltmazlar yarınki ilk koşumuz bir de böyle handikaplı yarışlarda. Geçelim şartlı bir yarışa. Şartlı bir Power Plaza ve E-Jockey'lerin geldiği yarışlar. Yukarıda anlattım aynı şekilde. 7 ve 3 nolu safkanların AGF'lerine bakacağım yarın. Ben de favori. Yarın da favori çıkacaklar büyük bir ihtimal. 6, 8 ve 10 nolu safkanlar da bu yarışın plaseleri durumunda. Buralardan sürpriz gelirse bulmak biraz zor olur. Atlarımızın orijinleri gerçekten güzel. Keyif verecekler. İzlerken de zevk alacağız. Şahsen ben öyle yapacağım. Yarına bakacağız tekrar. Yani şu at direkt diye söylemek istemem şartlı yarışlarda. Maiden yarışlarda. Temkinli olurum genelde. İki at bulundurmaya çalışırım kendi adıma. Geçiyorum burayı da. Dördüncü koşu. 4 yukarı Araplarda. Şartlı 4 yarışında. Grubun kaliteli atlarına direkt olarak gidiyorum ki. 6 ay üstünde ara veren safkanlarımız var. Bunlardan kaliteye kalan 6 nolu at, 4 nolu at. Yarışlarına da baktığımda pek iç açıcı değil. Elediğim zaman aynı şekilde Melih yaşından dolayı da kaybediyor bende. Bunları da elersem çok fazla at kalmıyor. Diğer atlar da birbirine çok yaklaşıyor. Ancak burada son yarışlarında grup koşan bir atlarımız var. 2 tane. Birisi Zeki Dayı, diğeri Fatih Ağa. Zeki Dayı dışarıdan Fatih Ağa'yı ayırdı. Kalite puanlarına baktığında yakınlar birbirlerine. Grup yarışta, bir grup yarışta tabela yapabiliyorlarsa böyle safkanlar yarışta söz sahibi olurlar. Yarış bu iki atın hakkıdır arkadaşlar. Yarışın da bu iki at arasında geçmesini beklerim. Benim favorim ve tekim Zeki Dayı olacaktır bu yarışta. Gökhan Kocakaya hata yapmazsa Fatih Ağa'yı, Ahmet Çelik'i geçme potansiyeline, kabiliyete sahip kaliteli bir at olarak karşıma çıktı. Bu şekilde anlatmış olayım. Geçiyorum. Tekrar şartlı 5 bir yarışımız geldi. Genellikle kolaydır şartlı yarışlarımız. Mümkün mertebe söylediğiniz atlar iyi yerlerde bitiriyorlar yarışlarını. Sürprizler olmuyor mu? Olmaz mı? Neler oluyor? Sadece hani bizim verdiğimiz olması gereken, kağıt üzerinde olması gereken atları önermek. Onun dışında yani işin içine girdiğiniz zaman neler bitti neler yani. Burada kalite puanlarına baktığımda direkt kendini gösteren Halis Karataş'ı üstüne alan After Forever 3 nolu safkanımız. Ben de direkt favori olarak çıktı arkadaşlar. Daha önce Uludaz bu safkanı geçti. Şimdi çime döndü. Uludaz'ın çimi biraz eksik gibi olsa da grupta kalite ve kazanç bölgesinde. Yani çok at yazan arkadaşlar demeyeyim ama 3'e rakip olarak çıkan Uludaz'ı yazmak isteyen arkadaşlara önerimdir. 3 nolu safkan Halis Karataş'la birincilik beklediğim safkan haline geldi. Bu ikili birlikte bitirebilirler. Peki Jack Sparrow ne yapacaksın diyeceksiniz. Jack Sparrow kazanç bölgesinin kalitede kalan safkanı ikinciliklerinden dolayı gene ikincilik serisine girmek isterse bu iki atın arasına girme potansiyeli var. Boş kalırsa da birinci olur arkadaşlar. Hani o kadar da şey yapmayayım hani. Ama yarışın gidişatı bu. Sprintleri kuvvetli olan, bu mesafelerde söz sahibi olacak olan bu iki atı ben 3 nolu atı tek olarak düşünüyorum. Tek kullanacağım. Yanına at yazan arkadaşlara 2'yi de öneririm. İkililer için de Jack Sparrow'un ikiliye girme ihtimali var ancak bence 3-2 bitmesi gereken bir yarış burası. Diğer atların yazımını tabii size bırakacağım. Mümkün mertebe ben gördüğüm ön planda tuttuğum atları söylüyorum ki söylemeye devam edeceğim.
Çok at söylemenin de bir anlamı yok. Ve siz o zaman hiçbir şey karışmayacaksınız demektir. Doğru değil bu da. Geldik Orhan Meker serbest handikap yarışına. Normalde arkadaşlar kısa vade 18'ler hafif kilolu sürpriz atların geldiği yarışlardır. Hani jokeylerine bakmaksızın da böyle ters yarışlar biter. Ganyanlı atlar gelir. Ayırdığım zaman, performans çalışmalarına baktığım zaman uzun süredir koşmamalarından dolayı net bir verilere ulaşamasam da üzerlerine aldıkları usta jokeylerle, kalite puanlarıyla ayırdığım safkanlar var. Ben bu atlardan favorim yok, onu söyleyeyim. Direkt olarak şu at gelir diyemedim. 4, 3, 1, 2, 5 biraz da uzak ihtimalle 7 nolu safkanları kuponlarınızda bulundurmanızı isterim şahsen. Çok at söylememin sebebi ayırmakta zorluk çekmemdendir. Yoksa direkt iki tane at bulsam, bir tane at bulsam söyler geçerim arkadaşlar. Tablo bu. Verdiği rakamlar, kalite puanlar atlarım bu. Grup koşanlar var çok ağırlıkta. Burada eksiklik şu 60 kilolu bir atın olmayışı arkadaşlar. Grubu birbirine katmış durumda, yakınlaştırmış durumda. 60 kilo, 59 kilo atlarımız girmemiş yarışa. Yüksek handikaplı atlardır onlar. Hafif kilolu atlarımızı zora sokmuş bu durum bu yarışta. Bu bilgiyi de aktarmış olayım. Normalde direkt 50 kilolu işaretlediğim atlardan iyi yarış gelir idi normalde. Kilolarda bunlar da 58-59 kilo olurdu ki 56,5 uygun kilolar 1400 metrede çok rahat yarışta olurlar. O yüzden başarılı jokeylerimizin de işaretini yaptıktan sonra geri kalan atların yazımını size bırakacağım. Benim anlatımım kısa vade 18'de bu olacak. Hani zoraki de direkt at vermek doğru bulmuyorum. Sevmediğim bir şey. Geldik şartlı 19'a. Diyeceksin tek vermiyorsun. Var yukarıda teklerimiz. Gelirlerse buralarda çok at bulundururuz. Problem yok. Şartlı 19. Şunu söyleyeyim sadece. Maiden'da kalan, çorba parasına koşan, bizleri devamlı yattıran atların buluştuğu yer olmuş. Şartlı 19 Maiden yarış arkadaşlar. Totolarına baktığınız zaman ikinciliklerinde biz kupon yırttık. Sebebi kasten bilerek Maiden'dan çıkmayan atlar grubu. At sahipleri haklı ya da haksızdır. Bir şey demiyorum bu konuda ama kasten çıkarmadıkları atların bir araya geldiğinde hangisinin çıkacağını bilmek zordur. Sebebi hala atını Maiden'da tutmak isteyen at sahibi arkadaşlarımız da olacaktır. Hakkıdır kendileri, haklılardır kendilerince. Bir şey demiyorum. O yüzden benim önerim direkt atım yok. Burada da yok. Bu sebepten dolayı 1, 2, 6, 5, 3 nolu safkanlar ön planda olmak üzere çok at yazan arkadaşlara 18, 16, 13 nolu safkanları da önerir. Böyle bırakırım. Dediğim gibi burası totolarından da anlaşılacağı üzere çorbalık bir yarış. Yani kim öle kim kala gibi bir şey olmuş burası. At yarışında güzelliği burada. Çok çalışacaksın. Hani direkt at vereceğim şimdi. Olmayacak yani. Göstermek istemedim. O yüzden toplu olarak bu şekilde göstereyim. Kararı kendiniz verin. Bu atlar arasında seçim yapabilirsiniz. Geçiyorum burayı da. En azından tablo kalite puanlar açısından bir fikir, bilgi verecektir. Ergin Talay koşumuza geldik. Kısa vade 8 bir yarış. Kaldı Victory. İki taraftan büyük gelen atlarımız bu atlar arkadaşlar benim tablolarımda çıktılar devamlı. Devamlı söylüyorum bunu da 5 attan 4'ü yarışını kazandı. Bir tanesi jokey hatasından kaybetti ya da başka sebeplerden dolayı kaybetti. Bu atlar bu şekilde çıkan atlar yabancı ülkelerde de çıktı böyle atlar. Grubun üzerinde çıktılar, üzerinde kaldılar. Yarışlarında rahat şekilde kazandılar. Umarım yarın bizi yanıltmazlar. Ters bir şey yapmaz Ahmet Çelik. Hani Ahmet Çelik biliyorsunuz hal ve hareketlerini böyle atlarda. Yarışını güzellikle çıkar kazanır. Rakibi yok benim gözümde. At atı her zaman geçer. Kesinlikle bir şey demem. Kağıt üzerinde verilerden rakibinin olmadığı ortaya çıktığı için böyle konuşuyorum. Size daha net konuşacağımı söylemiştim ki performansları da bunu gösteriyor arkadaşlar. Geliyorum arkasından yine şartlı bir. Şartlı birlerde genelde programlara koyarlar, program yapıcılar
Ayarlama yaparlarken kuvvetli ve zayıf grup olarak bilinirler. Duruma göre de sıralamaya koyarlar. 2 ya da 3 maiden olduğu zamanlarda bir tanesinden sürpriz geliyordu ki altılı içinde oluyordu genellikle arkadaşlar. Genellikle de eski tabale ayağı dediğimiz burası eski tabale ayağıdır. Buradan favori plasedin dışına çıkma ihtimali olan yarışlar koyuyorlardı ki burada da o beklentim var. Hani çok at bulunduracağız ama nereye kadar? Gene de yazılması gereken atlar 1, 2, 5, 7 nolu safkanlar. Sonra 4, 8 ve 11 nolu safkanları önereceğim. Çok at önerdin diyeceksiniz de. Arkadaşlar tuttuğunuz atları yazın. Hani atları ben görmeden, handikap puanlarını görmeden, belli bilgiye sahip olmadan sadece galop bakarak bu işin sonu gelmezsin. Şartlı birileri, bu atları çok iyi bilen, galop takip eden, yazan saatçi arkadaşlarımız var. Onlar daha net bilirler ama ağırlıklı olarak da bu yarışlar doğru plase biter. Burası tabela ayağı, zor koşuyu buraya koymuşlar diye tahmin ederim. Plase gelme ihtimali yüksek ayak diye de söyleyebilirim. Sadece bunu söyleyeyim. Tecrübelerim bunu söylettiriyor bana. Burayı da anlattım, geçiyorum. Geldik son koşu, 10. koşudayız. Handikap 15, handikap 1 yarışı. Burada da verilerim vardı, arşivim vardı ama onu açmayacağım, sildim. 10 ve 13 nolu safkanlar. Favorim 10 nolu safkan. Son yarışında 13 nolu safkan 10 nolu safkanı geçti arkadaşlar. Normaldir, geçebilir. Handikap 15'in 2000 metrelerinde öncelikli hafif kilolu erkek atlardan bahsederim devamlı olarak. Yabancı yarışlarda da bunu yaptık farkındaysanız. Almanya'da ağır kilolu dişi atlar geldi. Benim tam tersim bitiyordu. Performans çalıştığımda 10 nolu safkanın Metin Hamedi ile ben de direkt at olarak çıktığını gördüm ki dek olarak denenebilir mi, şansımızı deneyebiliriz. Yanına ben 13'ü de ekleyerek 2 at geçmeyi planlıyorum burada. Peki başka gözümüzde takılan at var mı? Var, onu da anlatacağım. 12 nolu bir atımız var. Ahmet Arslan biniyor. Simple Grandor. Bu at grup arıyor. Kendi grubunu arıyor. Abuk subuk yerlerde koşturmuşlar. Grup yarışta dahi start aldırmışlar. Çim yarışında grubunu arıyor. Form durumu henüz tam düzgün değil. Bir yerlerde gelecek. Bugün gelecek. Bilmiyorum. Önermiyorum. Bilgi aktarıyorum. 12 nolu safkan. Dişman çizgiyi üstüne almış. Dişi bir safkan. Biraz kilosu olsa da grupta söz sahibi olabilecek kalite puanına sahip bir safkan. Dikkat derim bu safkan içinde. Peki başka var mı? Artık kazanç bölgesine gönderir. Benim görebildiğim kadarıyla. Kazanç bölgesinde de kaliteli atlarımız var. Tabelada yer almaya çalışacaklardır bu atlar. En ağır kiloyu taşıyan atlar 1 ve 2 nolu safkanlar. Birinci olmakta zorlanırlar böyle safkanlar arkadaşlar. Aynı şekilde kaliteyi düşüren 4 nolu Gökhan Kocakaya'nın atı da tabelada iyi yerlerde bitirmeye çalışacak. Bu kadar. Bugünlük İstanbul. Diğer programda çalışacağım. Çok fazla ayrıntı vermeyeceğim ama diğer programda Elazığ çünkü. Bildiklerimi gene bu şekilde anlatmaya çalışacağım. Umarım yardımcı olmuşumdur. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.